Selamlar herkese, ben İtalya Danhar Güral. Yerleştirme maçlarının üçüncüsünde Orta Koridor Ahri oynuyor olacağım. Aslında bayağıdır pratiğim olmayan bir şampiyon fakat karşıma Aurelion Sol geldi. Ve Aurelion Sol'e karşı ne tür bir şampiyon oynamak lazım pek bilemedim. Ahri ideal olabilir diye düşündüm. Hem koridorda rahat minyon kesebilirim diye tahmin ediyorum. Hem baskınlardan ve Aurelion'un ultisinden kaçabilirim diye tahmin ediyorum. Eğer reflekslerim yeterince iyi çalışırsa. Hem de hiç olmadı. Başka koridorlara baskın atabilirim. Eğer koridor aşaması benim için yeterince iyi gitmezse. 6. seviyeden sonra başka koridorlara baskın atarak yine toparlayabilirim diye düşündüm. Direkt koridor üstünlüğüne oynamaya çalışabilirim. Fakat dediğim gibi hem ahri pratiğim çok fazla yok. Hem de Aurelion Sol'e karşı daha önce oynamadığım için. Ya oynamışımdır da hani oyunu bırakmadan önce 2 yıl önce oynamışımdır. O yüzden çok fazla bilmiyorum koridor karşılaşmasının nasıl olacağını, ne kadar fazla hasar verebildiğini, neler yapabildiğini bunun gibi. Bitirdiği için şu arka minyonlara Q atacağım. Yoksa kule altında minyon kesmem gerekecek. Evet, bayağı zorlayabilecek bir durum bu benim. Şu minyona vurmak istemiyordum aslında. Güzel. Cidden o minyona mı vurdun kule? Tamam, çok açıldığı için. Çok güzel. Bu çok iyi oldu. Lee'sin çok iyi gördü. Aurelion Sol'ün fazla ittirdiğini. Güzel değerlendirdi bu hatayı. Ya olması gereken bu zaten. Koridoru böyle çok hızlı ittirmiş oldu Aurelion. Bir saniye. Çok iyi. Şunu da almasına yardım edebilirim. Şöyle yardım edeceğim. Yani değişmediyse yan pire engeç kitle kontrole uğradığında daha fazla hasar yer hale geliyordu. Ben de o şekilde yardım etmeye çalıştım. Ayakkabı alacağım çünkü Aurelion'dan kaçmam gerekebilir yer yer. Ya sürekli koridorda hareket etmem gerekecek muhtemelen şuna adapte olabilmek için. Bir de karakter gerçekten çok hızlı bir şekilde koridor ittiriyor. Benim minyon kesmemi çok zorlaştırıyor. Az önce gördüğünüz koridor hızlı bir şekilde ittiği için kule altında minyon kesemedim neredeyse. Hoş, onun için de hata olmuş oldu bu durum. Ama sonuç olarak durum bu. Alt koridora gidiyor. Şimdi koridoru bu kadar fazla ittirdiği için karşılık veremiyorum bu ittirmesine. Hoş, minyon da alamıyorum şu an ama. Cidden ben niye minyon alamıyorum? Yok. Amumu gelebilir belki alt koridora, onun için gidebilirdim. Ben bir odaklanayım şu minyonu doğru düzgün keseyim. Alışık olduğum durumun dışına çıkartınca beni ne yapacağımı şaşırdım gerçekten. Tamam, Aurelion daha da geri düştü. Evet, gitmeliymişim aslında ya. Ben isteseler abartmazlar diye gitmedim. Bana mı söylüyor gerçekten şu an? Bana söylüyorsa çünkü çıkabilirlerdi. Devam etmeleri için bir sebep yoktu. Ama bu gelebilir buraya. Neden pinkliyor? Minyonlarını kesmeyi düşünmüyorum, merak etme. Cidden ben alt koridora gitmedim çünkü zaten hani Aurelion'la olan savaştan çıkabildiler. Devamını getirmeye, zorlamaya gerek yok. Onlar da herhalde çıkar diye düşündüm çünkü Amumu'yu görmüyorduk. Orada 3'e 3 bir savaş yapmaya çalışmamaları mantıklı olurdu. Ben de boşuna gitmeyeyim dedim. Ama savaşmayı tercih etmişler anlaşılan. Yapacak bir şey yok. Minyon'da gerideyiz. Çok kötü minyon kestiğimiz için. Toparlayacağız. Son.
yapmaya çalıştığını anlamadım. Keseceğini düşündüm muhtemelen. Ben de özellikle E yeteneğimi beklettim. Belki E yeteneğimi beklettiğim için açık alana çıkmak istememiştir. Minyonların arasına çıkmak istememiştir. Pardon, minyonların arkasından. Şu minyon kesmenin kötülüğüne bakar mısınız? Alt koridora baskına gideceğim. Şöyle bir rota izleyebilirim. Şuradan geçiş yapabilirim. Şuraya totem attılar. Muhtemelen şurası... Aa, ama burada. Ama 6. seviye. Lütfen ölür müsün? Çok güzel. Keşke şunu patlatmasaydı. Alt koridora da gidebilirdim. Tamam, alt koridor çıktı. Ben de şuraya gidiyorum. Aslında direkt orta koridora gidebilirmişim. Lee Sin baskını attığı için. Lee al. İhtiyacım yok şu an. Zaten öndeyim. Lee'nin daha çok işine yarardı şu an skor. Ultime 75 saniye var. Göstererek gitmiş oldum biraz. Ama şurada. Tamam. Ama mavisini çalacaktır. Gerçi alt koridoru görmüyoruz ama çıkar herhalde. Değilsin sonuçta. Avantajımı değerlendirmem lazım, o yüzden koridora dönüyorum. Kontrol totemi almam lazımdı. Ama sanırım şimdilik idare edebiliriz. Ya yani kontrol totemi almamamın hiçbir mantığı yok. Zaten bir sonraki koridora dönüşümde, eğer koridora gittiğim anda ölmezsem zaten Luden tamamlayacak param olacak. O yüzden almam gerekiyordu mutlaka. Yanını sağlamıyorum. Evet. Eskiden az çok biliyordum yine. Q ne kadar hasar verecek. Minyonların kaç canı kaldığında. O barın ne kadar yüzdesi gittiğinde minyon alabilirim. Az çok biliyordum şimdi. Kötü. Bu arada çok rahatsız olduğum için bu kadar dile getiriyorum ama bu kadar dile getirmesem daha iyi muhtemelen sizin seyir keyfiniz için. Daha fazla bu konuda şikayet etmeyeyim. Olabildiğince elimden geleni yapmaya çalışayım. O ulti neydi? Ne yapıyor Aron ya? Cidden neden durdu orada? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten anlamıyorum. Şu an çok garip geliyor. Neden bunu yaptı diye sorguluyorum ve cevap bulamıyorum. Şaşırdım. Belki skoru alırdım orada daha rahat bir şekilde. Daha agresif oynardım ama hani geri gitmesini bekliyorum ki ben de kovalamayacağımı ona göre anlayayım. Ama geri de gitmiyor. Skor da aldık. Alt koridora gitmiyorum. Yetişemem zaten, o aksiyon biter ben gidene kadar. Gerek de yok. Onun yerine bu bariyeri almak daha, pardon, barikatı almak daha önemli. Koridora gidebiliriz belki. Elini korkak alıştırma. Zonya'ya gidelim bir sonraki aşağı. Aslında bu kadar öndeyken
Şöyle, Zonya'yı almak bu kadar öndeyken mantıklı çünkü ölme ihtimalinizi düşürüyor. Rakibe bir anda 900 altın verme ihtimalinizi azaltıyor. Ama bir yandan da skor potansiyelini düşürüyorsunuz. O ritmi, daha doğrusu ritim değil onun. Tempoyu düşürmüş oluyorsunuz. Tempoyu düşürmek açısından da yanlış bir hareket denebilir. Muhtemelen Aurelion o tarafta, o yüzden pingledim. Umarım sıkıntı olmamıştır. Süresi bitmeden Renekton'a gidebilir miyim diye bakıyorum ama gidemem muhtemelen. Şöyle bir totem atacağım. Bu burada olursa görelim diye. Daha iyi totem lokasyonları var tabii ki. O an içgüdüsel olarak direkt oraya koydum. Ne yalan söyleyeyim. Yani bir anda kafamdan geçti ve kendime karşı koyamadım. Çok büyük bir sıkıntı olmamıştır muhtemelen. Ha, bu arada oturup şunu düzeltmem lazım. Pardon. Eskiden de hep büyük minyonları kaçırdım. Yalnız şu minyon skorunun kötülüğüne bak ya. Tekrar yapmayacağım demiştim. Sustum. Totemleri var mı acaba burada? Var. Ece'yi alabilir miyim acaba bu maç diye düşünüyorum. Ya alırım, doldurabilir miyim? Kırmızı mı var? Son barikatı da alalım, ondan sonra deneriz. Yetmedi hasarımız. Ultim geldi. Belki ultim gelene kadar agresif oynamasaydım, ultim gelince garanti skor alabilirdim. Hatta barikatı umursamayıp direkt girseydim de belki alabilirdim. Öyle de iyi oldu. Ya her türlü bayağı bir geri kaldı. O son büyük minyonu kaçırmasaydım keşke. Şimdi Mece'yi parası bekliyorum. Videoda bundan bahsettim işte koridora. Katmanlar videosunda bundan bahsetmiştim. Profesyonel oyuncular her türlü zamanı optimum kullandığı için hiçbir zaman, yani ben görmüyorum ya da çok nadir olduğu için denk gelmiyorum. Bilmiyorum ama hani hiç böyle beklediklerini görmüyorum burada. Anında döndükten sonra anında çıkıyorlar. Hiç beklemeden, vakit kaybetmeden. Bizim de bunu yapabilmemiz gerekiyor. Anlattığım şey benim şu an yapamam da işte o alışkanlıkların dışına çıkmaktan. Teoride birçok şeyi bilebiliyorsun ama bu yeterli olmuyor maalesef. Ölürsem çok altın veririm, o yüzden ölmemem lazım. Mı geldi? Olur herhalde. Jinx burada bir yerde. Keşke totemim olsaydı.
Ya en son Minerta'da burada gördüm. Bilinç. Güzel. Cidden çok güzel bir ulti attı Yasin. Takip edelim Renekton'u. Aslında ben de bir yandan orta koridoru itirip orta koridoru alabilirdim ama yani skor 28'e 7 olmuş, aradaki fark cidden inanılmaz artmış. Gerek yok sanırım şu anda ekstra bir şey yapmaya. Ölmemem gerek deyip deyip 1000 altın vermem ama Amumu'ya gitmiş en azından. Gerek yoktu denememe. Bir de E yeteneğine nedense Amumu'ya atarsam onun Q'sunu iptal edermiş gibi geldi. Öncesinden atarak bunu denedim ama yok yani. Şöyle yapalım. Mece'yle yükümüz yok şu an. Lee Sin'de az önceki tekmenin ultisinin ne kadar güzel olduğundan bahsediyor. Cidden güzeldi ama. Muhtemelen denk gelmiştir. İster denk gelmiş olsun, ister bilerek yapmış olsun, her türlü çok iyi. Umarım nefes sesim gelmiyordur mikrofona. Bazen geliyor, bazen gelmiyor. Discord'da arkadaşlarım bazen bana ejderha diyor, bazen hiçbir sıkıntı olmuyor. Discord'da olduğumu bile fark etmedikleri oluyor. Neye göre gerçekten bilmiyorum. Kötü denedim. Ama daha henüz bitmedi. Oynadım ya. Yani skor 28'e 7 zaten rahat bir şekilde kazanacağız muhtemelen dediğimden bu yana bir anda oynayışım öncesine nazaran çok kötüleşti, fark ettiniz mi? Bir saldım kendime. Bol bol hata yapmaya başladım. Dikkat etmemeye başladım yaptıklarıma. Garip bir psikolojik durumdu. Rehavete kapılmak oluyor bu. Rehavete kapılmak bu kadar kolay. İlginç yani. Tek bir olayı fark edip ondan sonra anında rehavete kapılabilmem ilginç geldi. Ya yoksa özellikle League of Legends'ta bunu çok görüyoruz. Çok öndeyken kaybedebiliyorsun rehavete kapılıp hata yapmaya başlayıp. Bir de şu anki sistem bunu iyice cezalandıran bir sistem. Yani ekstra daha fazla altın veriyorsunuz ya. Ne kadar önde olursanız. Bu da tam olarak rehavete kapılmamayı gerektiren bir sistem. Ki bence çok iyi. Hani LoL'de olması gereken bir şeydi zaten. Oyun gitgide böyle gerginleşiyor. Yani genel anlamda League of Legends oynamak daha gergin bir hale geliyor. Yani eskiden kartopu etkisine bağlayıp oyunu 15 dakikada çok rahat bir şekilde bitirebiliyordum. Yani hala yaparsın ama birazcık daha zor kısımları var. Renek son oyunu bıraktı. Denemiyor bile. Ulti atacak. Keşke Morgana benim üzerimde kullanmasaydı. Kalkanını.
bitirdik herhalde. Yani Renekton muhtemelen dönmeyecektir. Umursadığını zannetmiyorum. Evet, güzel maçtı. Hataları değerlendirmeye başlayalım. Aslında bunları oynadığım oyunları seyredip en baştan değerlendirmem lazım. Hani hareket bulmam lazım çünkü farkında olmadığım da birçok hata vardır. Ayrıca sizin belirteceğiniz benim farkında olmadığım ekstra hatalar da vardır. Onları siz belirtirseniz yorumlardan öğrenirim diye düşünüyorum. Yine de böyle bir kısa özet geçeyim diyorum ki kendime bu sayede sonradan bu nerede takılacağım kısmına gidene kadar ki videolar bittikten sonra bir dönüp bakayım video sonlarından en azından böyle sürekli tekrardan temalar neymiş onu öğreneyim. İlk olarak onun üzerinde çalışayım diye tekrar ediyorum. Bu maçtaki hata rehavete kapılmaktı. Muhtemelen en büyük hata. Bunun haricinde çok fazla minyon kaçırdım. Alışık olmadığım bir şampiyonla minyon kesmeye çalışmak zorlu bir durum. Buna dikkat etmem lazım. Sadece alışık olmadığım bir şampiyon durumu değil, ezberimi bozan türden bir şampiyon geldiğinde karşıma bir anda bu beni oyundan çok fazla düşürdü. Buna da dikkat etmem gerekiyor. Sanırım şimdilik bu kadar hatalarım. Bir de Lee Sin'le daha fazla uyumlu oynayabilirdim sanırım. Ya zaten uyumlu oynadık ama bunu bir kademe üstte taşıyabilirdim. Çünkü daha çok Lee Sin başlatıyordu birlikte hareket edeceğimiz durumları. Onun yerine benim de direkt onunla birlikte gidip ona yardımcı olacağım durumlar olabilirdi muhtemelen. Ya bu kadar uyumlu biri geldiğinizde takımınıza daha da maksimuma çıkartabilirsiniz bu verimi. Bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.